Açtık değil mi? Milletvekili olabilmenin şartları var arkadaşlar. Buralardan sorular geliyor. Neler bunlar bir bakalım. Diyor ki önce vatandaş olacaksın. Vatandaş olmayan bizde milletvekili olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Peki çıkmış sorudur. Kaç yaşın olacaksın? 25. Kaç değil? 18 değil. Bakın 2015 sınavıydı evet. Ülkede bir geyik dolaştı. Milletvekilliği seçilmiş 18'e düşüyor, düştü, düşüyor, düşecek falan. Adamlar bir sordu. Türkiye'nin yarısından fazlası düştü. Hala 25. 18'e düşmedi. Bizde seçme yaşı 18'dir. Doğru. Seçilme yaşı 25'tir. Dikkat edin. Tamam mı? 18 falan değil. Eğitim durumu ne olacakmış? İlkokul. İlkokul. Tamam. İlkokul mezuniyeti kafi. Orada asıl espri şu aslında. Okuma yazma bilsin kafi. Yoksa çok fazla eğitim istemiyoruz. Kısıtlı olmayacak. Sabah beden hukukta konuştuk. Kısıtlı bir bireye hatırlarsanız ne yapıyorduk? Vasi atıyorduk. Doğru mu? Evet. Onun bütün imzalarını vasisi mi atıyordu? Evet. Evet. Şimdi düşünsene. Herif kendi adına karar alamıyor. Gelecek millet adına karar alacak. Hayırdır. Olmaz. O yüzden kısıtlı olmayacak diyor. Devam ediyoruz. Bu ifadeyle dikkat edin. Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olacak diyor. Orada sadece askerliği yapmış olmak ifadesi aslında doğru olmaz. Niye? Yükümlü olmayanlar var çünkü. Yabancılar zaten memur olamaz. Bedelli tarzında mı? Bedelli yapmış olur. Netleştirelim. Bir defa önce kadınlar zaten muaf. Doğru mu? Doğru. Onu geç. İki, erkek olup da yine yükümlü olmayan da var aslında. Kime? Nasıl olabilir? Ya arkadaşım bedensel engel olan olmuyor mu? Yok. Onlar askerlik yapıyor mu? Hayır. Hayır. Milletvekili de mi olamaz? O yüzden tek başına askerliği yapmış olmak değil de yükümlü olduğu askerliği yapmış olmak. İfadeye dikkat. Devam. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmayacaksın diyor. Bir insan, kamu hizmetleri ne demek? Devlet adına millete hizmet sunmak, doğru, sunmak değil mi? Çalmayacak. Bakacaksın. Niye bir insan kamu hizmetlerinden yasaklanır? Çalmayacak. Daha önce hırsızlık, rüşvet, irtikap, zimmet gibi böyle kamu hizmetlerinden yasaklanacak bir suç işlediyse bu adam milletvekili olamaz. Bir şekilde kamu hizmetlerine giremez. Tamam mıyız? Bu tarz bir suçtan yaptıysa. Bak şimdi burada da biraz yorum yapacağız yine. Taksirli suçlar hariç. Taksir neydi? İstemeden. Yanlış değil mi? İstemeden bir insana suça karışması. Taksir lafını görüyorsan bu engel değildir. İstemeden olmuş yazın. O milletvekili olabilir. Taksirli suç çünkü. Sıkıntı yok. Taksirleri ayırın. Onun dışında diyor, orası biraz yapışık olmuş birbirine ama diğer kasti suçlardan ne kadar süre ceza aldı? Bir yıldan az mı, bir yıldan çok mu? Bir yıldan az ceza aldıysa yine milletvekili olabilir, onda da bir sakınca yok. Ama bir yıldan daha uzun süreli bir hapis cezası aldıysa arkadaşlarım o da milletvekili olamıyor. Bak tekrar diyorum, taksir görüyorsanız o zaten sıkıntı yok, olur. O milletvekili olur. Diğerlerinden de ne kadar süreli ceza aldı? Bir yıldan az mı, bir yıldan çok mu? Niye biliyor musunuz aslında? Bir yıldan daha uzun süreli bir hapis cezası almak bireyin kısıtlanma sebebidir. Kısıtlanıyor yani alkol, uyuşturucu falan. Bu da bir sebeptir. Kısıtlı olmayacaksın demiştik. İkisini birbirine bağladığın zaman zaten milletvekili olamıyor. Tamam? Ve son ifade arkadaşlar. Burada yine ek bir bilgi vermemiz lazım. 2010'dan önce anayasada şöyle bir ifade vardı. İdeolojik ve anarşik eylemlerden ceza almamış olmak diyordu milletvekili olmak için. İdeolojik ve anarşik eylemler. Arkadaşlar anarşizm bir ideolojidir. Öyle aklınıza çok acayip şeyler gelmesin. Vurdu kırdı falan değil. Bir ideolojidir, bir fikir bütünlüğüdür. Bir insanın fikrinden, ideolojisinden dolayı ceza almış olması biraz ağır bir durum değil mi? Değil mi? Evet. Ve hadi ceza aldı diyelim. Bir de milletvekili olmasını engellemek daha da ağır bir şey değil mi? O yüzden artık anayasada öyle bir ifade yok. Bazen şıklara koyarlar ideolojik eylemlerden, anarşik eylemlerden böyle çok şey geliyorsun. Oo bu kesin milletvekili olamaz diyorsun. Artık öyle bir şey yok anayasada. Onun yerine ifadeyi değiştirdiler. Dediler ki devlet aleyhine işlenen ve terör suçlarından daha önce yaptıysa milletvekili olamazsın diyor. Daha ağır bir şart getirdiler yani. Ve arkadaşlar bakın orada bir parantez var dikkat edin. Affedilmiş olsa bile olamaz milletvekili. Bak mesela kamu hizmetlerine yasaklı olmamak diye bir vardı yani bazı suçlardan ceza almayacaktın falan. Affedildiysen hadi neyse diyorlar. Ama şu suçtan yattıysan affedilmiş olsan bile milletvekili olamıyorsun. Tamam mıyız? Anlaştık burada. İdeoloji esprisine dikkat edin. Bak bunlar zaten süreye bakmaz. Bunlar farklı suç tipleri. Biz diğerlerinde süreye bakıyoruz. Adam yaralama, adam öldürme falan filan.
İtiraz var mı? Yok. Peki, geçen senenin çok gündemini oluşturdu bu. Dokunulmazlık kaldırmalar falan takip etmişsinizdir, bilirsiniz. Dokunulmazlığın kaldırılması esprileri falan vardı. Biraz onlar üzerinde konuşalım. Bağışıklık ne demek, onu bir netleştirelim. Aramızda birçok sağlıkçı arkadaş var. Onlar da bize yardımcı olsun. Aşı yaptırırız niye? Bağışıklık kazanırız. Neye karşı? Virüslere, mikroplara karşı bağışıklık kazanırız. Oradaki bağışıklığın mantığı ne? Bizi o virüslere ve mikroplara karşı korur değil mi? O yüzden bağışıklık diyoruz o mantığa. Burada da espri aynı aslında. Milletvekillerini bazı şeylere karşı koruyan iki tane mekanizma var. Koruyor yine, o yüzden bağışıklık diyoruz. Peki ne bunlar? Bir tanesi sorumsuzluk, bir tanesi dokunulmazlık. Sorumsuzluğu bir netleştirin. Yasama sorumsuzluğuna biz aynı zamanda kürsü dokunulmazlığı da deriz. Basit tanımla söz özgürlüğüdür. Söz özgürlüğü ne demek? Bir milletvekili konuşacak kardeşim. Niye? Millet adına geldi. Millet adına fikirlerini sunmak üzere oraya geldi, doğru mu? O yüzden ne yapacak? Konuşacak. Peki söz özgürlüğüm var benim. Milletvekiliyim, çıktım kürsüye böyle. Şimdi bak, sizin yok, benim var. Konuşuyorum. Senin ananı, avradını... Olur mu? Olmaz. Olmaz. Hani söz özgürlüğü vardı? O kadar da uzun boylu değil. Küfrü, hakareti falan kapsamaz. Buradaki mantık şudur. Meclis çalışmaları kapsamında bir şekilde arkadaşlar ne olacak diyor? Meclis ne olur, mecliste ne olur ki? Kanun görüşürsün, anayasa görüşürsün değil mi? Bunlar üzerine yaptığı yorumlardan bir milletvekilinin sorunu tutamazsın kardeşim diyor. Anlaşıldı mı olay? Evet. Bak, kriter ne? Meclis çalışmaları. Yoksa adam hala hakikaten hakaret, küfür falan değil. O kadar uzun boylu olmayacak. Peki, devam ettik. Bak ne diyor? Mutlaktır. Ne demek mutlaktır? Asla ve asla kaldırılamaz demek. Yani şu olmuyor. Meclis tutup şunu yapamaz. Ya bu milletvekili çok konuşuyor. Fazla gevezelik yapıyor. Bunun şu söz özgürlüğünü alalım elinden. Olmaz öyle bir şey. Benim klasik lafımdır. Bir milletvekilinin diline kelepçe vuramazsın kardeşim. Tamam. Adam konuşacak. Mutlaktır. Kaldırılamaz. İkinci bir adımı kalıcıdır. Ne demek kalıcı? Vekilken bir şey söyledin değil mi? Vekilken alamıyorsunuz. Vekilliğim bitti. Artık normal vatandaşım. Alabilir misiniz? Hayır. Hayır. Vekilken söylediğim sözden dolayı vekilliğim bitse de alamıyorsunuz. O zaman mantığı olmazdı ki. Mesela konuşuyorum ben. Biliyorum ki 2 sene sonra alacaklar. Gene konuşamazdım. Gene korkardım. O yüzden diyor ki vekilken söylediği sözlerden vekillik bitse de yine yargılanamıyorsun. Yani şunu kastetmiyorum. Yanlış anlamayın. Aynı sözü tekrarlamayacağım. Ha, o kadar uzun boylu değil. Nasıl olsa ben bunu söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Aha, o değil. Bir espri yaptın, güldük, kalsın orada, geçti. Vekilken söyledin, kalsın orada diyor. Bir daha tekrarlama. Ama söylediğinden dolayı seni yargılamayacağız. Ama bu düşünce özgürlüğüne yine ters düşmüyor mu? Düşmüyor işte. Nasıl düşmüyor? Söyledin, kalsın, tamam. Hayır, tek sonra... Hayır, biz o anlamda değil, bak. Yine de düşünce özgürlüğünü kötüye kullanmaması diye bir kavram var. Sen temel haklarını kötüye kullanamazsın. O kadar da uzun boylu değil. Ben düşünce özgürlüğüm var diye kalkıp devleti böleceğim falan da diyemem. O kadar da değil yani. Ama vekil bunu biraz daha rahat söylüyor. Ben söyleyemem ama vekil söylüyor. Ama onu da vekilken söylüyor. Vekillik bittikten sonra söylerse olmaz. Tamam mı? Eyvallah, burası biraz oturdu herhalde. Şimdi daha çok gündemde olan dokunulmazlık. Şimdi bak, burada söz vardı dikkat ederseniz. Burada söz falan değil, suç. Eylemsel bir suç var. Artık olay fiiliyata dökülmüş. Adam yaralama, adam öldürme, belki hırsızlık falan filan. Vekil olmadan önce bir suç işliyorum ben. Normal Erol Star vatandaş olarak suç işlerim. Yakalarlarsa yargılarlar mı? Yargılarlar. Normal vatandaşım çünkü. Ama yargılayamadılar, yakalayamadılar, kaçtım. Kaçarken de aday oldum, olabilir miyim? Olabilir. Olurum. Masumiyet karnesi. İspatlarına kadar herkes masumdur. Yakala, yargıla. Kaçaktım, aday oldum ve seçildim. Gelirim mecliste, dolaşırım. Kimse beni alamaz. Dokunulmazlığım var çünkü. Tamam. Var mı örneği? Fadıl Akgündüz. Jet Fadıl. Vardı değil mi? Onun bazı davaları falan vardı. Sonra milletvekili oldu. Geldi meclise, yemin etti, oturdu. Hiç kimse bir şey diyemedi. Tamam. Peki, vekil olmadan önce yakalanmadıysam dokunulmazlığım var falan. Ben geldim. Vekilken bir suç işlersem alabilirler mi? Vekil olmadan önce alamıyorsa vekilken hiç alamaz. Ama adam öldürmek... Dur, adım adım gideceğiz. Batuhan, girme be. Olay anlaşıldı. İster vekil olmadan önce olsun, ister vekillik sırasında olsun, fark etmez. Bir suç işlediysem polis beni gelip kolumdan tutup götüremiyor arkadaşım.
Dokunulmazlığım var çünkü. Ama dikkat, şimdi bakın. Burada mutlaktır demiştik değil mi? Asla ve asla meclis benim sorumsuzluğumu, söz özgürlüğümü alamıyordu. Ama arkadaşlar, eğer deliller sabitse, benim mesela adam öldürmediğim değil mi? Adam öldürdüğüm delillerle sabitse, polis sırf beni dokunulmazlığım yüzünden alamıyorsa, meclis oturup tartışıp, ya kardeşim tamam bu adamın dokunulmazlığı var ama belli ki bu suçu işlemiş, deliller var. Kaldıralım şu herifin dokunulmazlığını, yargılansın diyemez mi? Bu olur işte. Demek ki bunun gibi mutlak değil arkadaşlar, ne yapabiliyor? Nispidir, yargılanabiliyor. Meclis eğer böyle bir karar verirse, bak ne diyoruz, meclis kararı olmadan, meclis böyle bir karar verirse kaldırılabiliyor, ben yargılanabiliyorum. Burada anlaştık mı arkadaşlar? Var mı sıkıntı? Bak, sorumsuzluğu kaldıramıyorlar, dokunulmazlığı kaldıramıyorlar. Peki dokunulmazlık sırasında öldürdüğü kaldırmadı meclis. Yani daha sonra yargılanamaz. Ona geliyoruz işte, geçicidir. Peki az önce dedik ki, vekillik bitse de devam eder. Peki diyelim ki meclis benim dokunulmazlığımı kaldırmadı. Benim de vekillik bitti. Vekilken adam öldürmüştü. Şimdi alabilirler mi? Evet. Şimdi alırlar işte. Bak tekrar ediyorum. Bak dikkat edin. Bana odaklanın. Başka şeyler düşünmeyin. Anlarsınız demek istiyorum. Bak baştan sarayım. Dedik ki söz özgürlüğünü kaldıramıyorlar. Ama bunu kaldırabiliyorlar. Deliller sabitse. Kaldırırlar, ben yargılanırım. Burada anlaştık mı önce? Evet. Tamam. Dedik ki burada vekillik bitse de devam eder. Beni o sözümden dolayı vekil bitse bile vekilliğim, gene yargılayamazlar. Ama burada meclis benim dokunulmazlığımı kaldırmasa da vekilliğim bittikten sonra beni zaten yargılayacaklar. Dokunulmazlığın kaldırılmasının amacı 4 yılın dolmasını beklemeden benim yargılanmam. Ben zaten yargılanacağım. Hocam hani seçim öncesi hiçbir şey bile vekilliği yargılanmıyor. Millet vekilliği bittikten sonra seçimden... Fark etmez, hiç fark etmez. İster vekilken ister vekil olmadan önce. Vekillik bittiği anda tepesindeyim. Yargılanır. Alayım. Nasıl? Taksirlerden zaten sıkıntı yok ki. Fark etme. Zaten bekleyecek. Tamam. Peki aradan bir suçüstü esprisi geldi. Diyelim ki Batuhan neresi ya? Erzincan. Erzincan. Batuhan Erzincan milletvekili. Ben de Erzincan'da çalışan gariban bir polisim. Böyle sokakta devriye atıyorum. Bir baktım herifin biri yanındakine silahı dayamış. Vuracak herifi. Ben de gittim arkadan yapıştım koluna. Ne yapıyorsun lan dedim. Bir döndü, sen benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Öyle yapıyorlar yani. Aynen aynen. Kimsin lan dedim, artist. Dedi ki ben Erzincan milletvekiliyim. Adamın dokunulmazlığı var, herife dokunduk. Ne olacak şimdi? Haritadan kendime yer verecek. Diyor ki anayasa, ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde. Dokunulmazlığını yerim kardeşim, hadi bakayım. Ne diyor? Dokunulmazlık kendiliğinden kalkar. Meclisin toplantı yapmasına gerek yok. Ağır ceza gerektiren suçüstü hallerinde dokunulmazlığı meclis tarafından kaldırmasına gerek yok. Tut kolundan götürülüyor. Tamam? Ne yapayım? Bırakıp öldürsün mü yani? Ne olacak? Anlaştık mı burada da? Var mı sıkıntı? Yok. Peki bir tık öteye taşıyorum. Meclis benim dokunulmazlığımı kaldırdı. Yargılamamın yolunu açtı. Benim itiraz hakkım var mı buna? Var. Var. 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne benim dokunulmazlığımı haksız yere kaldırdı bu meclis. Yeterli delil yoktu diye itiraz edebiliyorum. Peki, bak şimdi laf lafı açıyor, devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne gittim ben. Anayasa Mahkemesi bakacak ki milletvekili Erol Hoca mı haklı yoksa meclis mi haklı? Diyelim ki arkadaşlar meclisi haklı buldu, doğru mu? Yargılanacağım ben şimdi, değil mi? Yargılanacağım. Tamam, demek ki dokunulmazlığımın kaldırılması yerinde bir karar. Kim yargılayacak beni? Normal mahkemeler. Sakın yüce divan demeyin. Yapacağınız en büyük hata olur. Milletvekilleri, bu cümleme dikkat edin. Milletvekilleri yüce divanda yargılanmaz. Anayasa Mahkemesi'nin burada dokunulmazlıkla ilgili tek bir görevi var. Dokunulmazlık kaldırılmasının o kararı var ya. Doğru mu yanlış mı? Bitti. O karar. Doğru buluyorsa onu yargılamaz. Ötesine karışmaz. Git diyor. Nerede yargılanırsa yargılan. Normal Adli Ali Veli Selam nerede yargılanırsa o da. Tamam biz arkadaşlar? Sakın milletvekillerini yüce divanda yargılamayın. Tamam. Bunu şöyle sorabilir. Alenen nerede yargılanır diye sorabilir. Ya da hangisi yüce divanda yargılanmaz diye sorabilir. Ben birazdan size yüce divanda kimler yargılanıyor anlatacağım. Tamam biz arkadaşlar? Dokunulmazlık olayı oturdu mu? Hala kafasında takıntılamış. Buyur hocam. Hocam mesela
soruşturma milletvekili olmadan önce başlamışsın. Heh, onu da söyleyelim, tamam. Diyelim ki vekil olmadan önce suç işlemiştim. Hocamın dediği gibi. Hani kaçsaydım, yakalayamasaydı aday olup geliyordum ya. Diyelim ki yakaladılar. Harbiden yakalandım. Ve yargılanıyorum. Aday olabilir miyim? Olabiliyorsun. Olurum. Hala masumiyet karinesi. Bana kimse daha suçlu diyemez. Masumiyet karinesi var. Kesin bir şey yok ortada. Aday oldum. Yargılanıyorum bir yandan. Ve seçildim. Geldim meclise. Yeminimi de ettim. Oturdum koltuğuma. Yargılama ne olur? Devam eder. Bak dikkat ederseniz. Burası yargılamayı sorgulamayı engelliyor. İyi de benim yargılamam zaten başlamış. Niye ara verelim ki? Devam eder. Suçlu bulunursam o zaman milletvekiliğim düşer. Tamam, anlaştık mı? Yargılama karar durmaz yerde bak. Tabii karar kesinleşince meclise gelince düşer. Söyle. Hocam seçim öncesi kesinlikle suçun işlediği belli olursa. Ne belliden kastın neye göre? Yani onaylanırsa. O zaman zaten aday olamıyorsun ki. Aday olamazsın zaten. Hocam Sabah Tuncay mesela o cezaevindeydi. Onun şöyle tamam ben onu da söyleyeyim. Biraz siyasi bir yorum olacak ama. Sabah Tuncay örneği belki duymuşsunuzdur. O seçim öncesi yine bir suça karıştığı söyleniyordu. Yargılama aşaması devam ediyordu. Ve aday oldu, seçildi. Sonra mahkeme 5 yıl hapis kararı verdi. Karar çıktı yani. Normalde arkadaşlar kararın meclise gönderilip meclis kürsüsünde o arada salon var ya salonda okunup milletvekilinin düşürülmesi gerekiyordu. Ama meclise ulaşan kararı mecliste okumadılar. Orada hatırlarsınız biraz açılım süreci falan vardı. Hani dengelerle oynamamak için mecliste o okunmadı. Karar okunmadı, beklettiler. Okunsaydı milletvekili düşecekti. Orada da öyle bir pürüz vardı. Tamam biz hocalar şimdi? Hani gerektiğinde uygulamayabiliyorlar. Yani aslında çok da hukuki bir durum değil aslında ama yani biraz da onlara bağlı bir şey. Buyurun. Şöyle işte adam öldürme falan gibi şeyler. Daha hani mesela ufak tefek şeylerdir. Hani yaralama, hakaret falan değil de ciddi bir suç. Adamı çektim vuracağım. O ağır ceza artık. Doğru mu? Orada diyor ki bak yakala götür, yargıla. Yine suçlu demiyorsun da yargılanıyor işte. Suçlu bulunursa tamam yine vekillik düşecek. Ya o tartışmalı girmeyelim o konuda. Boş ver. Onunla ilgili güncel tartışmalar var. Boş ver. Siyasi bir yaklaşım olur. Şimdi arkadaşlar biz parlamenter sistem izledik. Doğru mu? Evet. Parlamenter sistemlerde iki kanat vardı. Bir bakanlar kurulu, iki cumhurbaşkanı. Doğru mu? Doğru. Cumhurbaşkanı sorumsuz kanattır ama bakanlar kurulu sorumlu kanattır. Doğru mu? Doğru. Sorumludan kastımız ne? Bakanlar kurulu sorumludan neyi kastediyoruz? Meclise hesap veriyor. Tersten düşün. Meclis hükümete hesap soruyor demek. Doğru mu? Peki nasıl soruyor? Bakın burada 5 tane yöntem var. Meclis hükümete hesap soracakmış. Ne anlamda hesap soruyor? Ülkenin bir şekilde işleyişi hakkında. Bir şekilde ülke yönetimiyle ilgili yeri gelecek bakana, geri gelecek başbakana hesap soracağız. 5 tane yöntem. 1. Soru. En kolay yöntem budur. Bir tane milletvekili bile çıkıp ne yapabiliyor? Bir tane bakanı diyor ki, sayın bakan açıkla bakayım, bir hesap ver bakayım ne oluyor diye. Herhangi bir konuda. Bakan da çıkıp yazılı ya da sözlü şekilde bunu açıklamak zorundadır. Yok ben açıklamayacağım falan diye bir dünya yok. Cevaplayacaksın kardeşim diyor. Amacımız ne? Orada bakanın bir eksikliği var mı yok mu diye sorgulamaya çalışıyoruz. Soru. Tamam mı? Bilgi edinme. Herhangi bir milletvekili bunu yapabilir. Daha kritik bir bilgi var burada aslında biliyor musunuz? Ben aynı konuda bir bakana değil de birden çok bakana soru soruyorum. Bunu da tipik bir örneğim vardı benim. Klasik ve kolay anlaşılır bir örnek olduğu için bunu veriyorum. Soma örneğini hatırlıyor musunuz? Soma faciası. Değil mi? Sıkıntılı bir olaydı bizim için. Mesela ben bir milletvekiliyim. Soma olayında hükümete hesap sormak istiyorum. Oradaki sıkıntı neydi diye. Hangi bakana hesap sorarsınız? İlk aklımıza Enerji Bakanı gelir değil mi? Sonuçta maden, Enerji Bakanı. O zaman Taner Yıldız'ı hatırlarsınız. Diyeceğim ki işte Taner Bey açıkla bakayım oradaki sıkıntı neydi? Niye biz bu sıkıntıyı yaşadık? Ama bitmedi. Ben sadece Taner Bey'e değil, başka bir bakana daha hesap sormak istiyorum. İçişleri bile olur aslında. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı da olur. Hatırlarsanız taşeron işi dediler. 18 yaşından küçük işi dediler. Çok zorlarsam maliyeye bile giderim aslında. Doğru mu? Şunu demek istiyorum. Aynı konuda bir bakana değil de birden çok bakana hesap soruyorum. Hangisi cevap verecek? Başbakan. Artık o soru diyor anayasa başbakana sorulmuş sayılır. Başbakan yanıtlayacak. Neden? Eğer bir bakana soruyorsan o bakanın eşekliği vardır. Çıksın yanıtlasın diyor. Ama birden çok bakana soruyorsan o artık hükümetin kolektif sorunu haline gelmiştir. O zaman diyor hükümeti temsil eden kim yanıtlayacak bunu diyor? Başbakan. Ona dikkat edin. Birden çok bakan varsa başbakan yanıtlar diyor. Eyvallah geçtik.
genel görüşme. Bu da basit bir şey. Bunlar genel olarak nerede görüşüyorlar? Mecliste. Genel kurulda değil mi? Meclis genel kurulda. İyi de öyle. Sabah gelip selamünaleyküm bugün ne tartışsak diye bir dünya yok. Önceden gündem bellidir. Doğru mu? Orada haldunuldur rastgele gündem de belirlenmez. Bunun bir sıralaması vardır, bir üslubu, usulü vardır. Doğru mu? Peki ben de milletvekili olarak belli bir konuda bir gündem maddesi ekletmek istiyorum. Bunu da tartışalım mesela. Doğru mu? E ne yapacağım? Talep edeceğim işte. Ne talebi? Genel görüşme talebi. Bak az önce bir vekil soru sorabiliyordu. Bir vekil genel görüşme talep edebilir mi? Hayır. Hayır. 20 tane milletvekili. Tamam? 20 tane milletvekili. Peki hocalar, siyasi parti grupları kaç kişiden olur? 20. Grupları diyorum, partiler demiyorum. 20 milletvekili. Bir netleştirelim ondan sonra dönün buraya. Ek bir bilgi. Parti kurmak için 30 kişi. Parti kuruyoruz normal. Türkiye'de 80'e yakın parti var. Parti grubu kurmak için 20 milletvekili mi olmalı? Basit bir örnek. Türkiye'de mesela sıralamaya göre meclis içindeki ilk parti mesela Saadet Partisi. Saadet Partisi diye bir parti var mı? Var. Var. Saadet Partisi grubu var mı? Yok. Niye yok? Mecliste değil çünkü. Mecliste 4 tane parti grubu var. Farka dikkat edin. Parti kurmak için 30 tane normal vatandaş. Parti grubu kurmak için 20 tane milletvekili. O zaman olaya dönelim. 20 tane milletvekili genel görüşme talep edebiliyorsa, siyasi parti grupları da zaten 20 vekilden oluşuyorsa, onlar da parti grubu adına isteyebilirler mi? İsteyebilirler. İsterler. Aynı mantık zaten. Burada da anlaştık. Meclis araştırması. Bu olaya bir gelelim. Arkadaşlar meclisin sabit komisyonları vardır. Anayasa komisyonu, Milli Eğitim komisyonu, Bütçe komisyonu, Adalet komisyonu, bir sürü komisyon, 17 tane komisyon var. Bir de arada bir nadiren duyduğumuz komisyonlar var. Darbeleri araştırma komisyonu, güncel mesele değil mi? Evet. Mesela. Bir aralar bir, çok eskiden bir Susurluk komisyonu vardı. Daha yakına gel bir Uludere komisyonu falan vardı. Bunlar sürekli sabit komisyon değil. Ne bu? Sadece bir sorun için, bir sıkıntı için kurulan komisyonlar. Ha demek ki ülkede ciddi bir sıkıntı yaşandığında acaba o sıkıntı yaşanırken hükümetin bir eksikliği mi oldu diye bir daha detaylı bir araştırma istiyorsak, inceleme istiyorsak meclis araştırması talep ediyoruz. Talep neticesinde bir komisyon kuruluyor, araştırma komisyonu. Onlar da gidip rapor tutuyorlar. Gelip onları meclise sunuyorlar. Peki, soruyu bir vekil istiyordu. Genel görüşmeyi 20 vekil istiyordu. Araştırmayı kaç vekil istesin? Yine 20 milletvekili. Araştırmayı da yine 20 tane milletvekili istiyor. O zaman parti grupları da isteyebilir mi? Evet. Aynı mantık ister. Peki hocalar, ilk üçünden soru gelir mi? Gelmez. Son ikisi daha önemli. Soruşturma ve gen soru yöntemi gerçekten hem denetim olarak daha etkili hem de arkadaşlar soru olarak daha önemli. KPSS'de bunlar gelebilir, gelebilecek şeyler. Daha kolay olduğu için gen sorudan başlayayım arkadaşlar. Gen sorunun mantığı ne? Biraz konuşalım önce. Sonra tahtadan takip ederiz. Sıkıntı yok. Bakın şimdi. Şu an bir Binali Yıldırım hükümeti var. Doğru mu? Evet. Çalışıyor. Bunlara meclis güven oyu verdi mi? Verdi. Bunlar ilk kurulduğunda meclise gittiler. Meclis dedi ki size güveniyoruz. Oylama yaptılar. Kabul. Hükümet güven oyu aldı. Ve şu an çalışıyor. Devam ediyor süreç değil mi? Gel zaman git zaman aradan bir sene geçti. İki sene geçti. Mecliste böyle dedikodular başladı. Birileri diyor ki ulan biz bunlara güvendik ama bunlardan iş olmaz. Güvenmiyoruz artık demeye başladılar. Yani hükümet bir şekilde meclisten güvenini kaybetti. 4 yıl beklemek zorunda mıyız? Hayır. Hükümeti değiştirmek için? Hayır. Hayır. Tekrar bir güven oylaması yapabiliriz. Hala meclis bize güveniyor mu güvenmiyor mu diye bir daha oylama yapabiliriz. Buna biz de diyoruz işte gen soru mantığı. Peki şöyle olamaz mı? Milletvekilleri diyor ki ya hükümet iyi de mesela Milli Eğitim Bakanı biraz beceriksiz çıktı. Bir bakan yüzünden bütün hükümeti harcamayalım. Sadece bir bakan için oylama yapabilir miyiz? Yaparız. Evet. Demek ki devam eden hükümet ya da devam eden bakan hakkında bir daha güven oylamasına biz ne diyoruz? Gen soru oylaması diyoruz. Peki bunu kim isteyecek? Gene 20 milletvekili. Ya da siyasi parti grupları. Peki istediler ne olacak arkadaşlar? Oylama yapacaklar. Hangi oylar? Katılıyor. Güvensizlik oyları. Ne demek ne o? Olumsuz oylar. Biz bu adamları beğenmiyoruz diyen oylar sayılır. Doğru mu? Güvensizlik kelimesine dikkat edin. Güvensizlik oyları sayılır. Eyvallah. Saydım güvensizlik oylarını. Kaç kişi bana güvenmemeli ki ben gideyim?
Neyin salç olduğunu. Üye tam sayısının salç olduğunu. Düşünsenize. Salonun yarısından fazlası bana güvenmiyor. Beni beğenmedi. Çıkar giderim. Ne olacak? Oradaki mantık da aynı. Meclisin yarısından fazlası bu adamlara güvenmiyorsa, yani kaç yapıyor o zaman? 550 bölü 2'ye 275, bir fazlası 276. Demek ki 550 vekilin 276 tanesi biz bu adamlara artık güvenmiyoruz diyorsa arkadaşlar, hükümet düşer. Yerine yeni bir hükümet kurmaya çalışılır. Ya da bakan düşer, yerine yeni bakan gelir. Siyasi sorumsuzluğu birazdan söyleyeceğim, beklesin. Buyurun. Genç soruyla diyelim. Oldu. Çok yakın döneme gidelim. Çok, eskiden daha çok vardı da. Mesela 90'ların sonlarında Mesut Yılmaz hükümeti vardı. Şey vardı. 28 Şubat sürecinden sonra Mesut Yılmaz bir hükümet kurmuştu. Daha sonra bir genç soruyla Mesut Yılmaz hükümeti düşünmüşlerdi mesela. Eskiden Şükrü Saracoğlu hükümeti falan filan. Geçmişte çok var da. Yakın zamanda şey. Mesut Yılmaz. Peki arkadaşlar. Soruşturmaya gelelim. Soruşturma daha ağır, biliyor musunuz? Bak burada hükümet düşüyor. Görevini kaybediyor. Daha da ağır bir durum var. Bu sefer az önce biz genç soru niye veriyorduk? Bunları beğenmiyoruz diye veriyorduk, doğru mu? Artık güvenimiz sarsıldı. Bu sefer güven meselesi değil. Adamlar fazla iyi. Ne demek o? Suç işliyorlar. İşte yolsuzluk, molsuzluk gibi şeyler, doğru mu? Artık bir bakan suç işleyebilir mi? Görevini kötüye kullanıp? Evet. Belki. Hükümet hep beraber suç çeker yok. Başbakan suç işlemiş olabilir mi? Evet. Belki. Ha, bir bakan ya da başbakanın arkadaşlar suç işlediği düşünülüyorsa, nereye yazdım onu bulamıyorum ama suç işlediği düşünülüyorsa arkadaşlar, bu sefer soruşturma talep ederler. Neyi soruşturacaklar? Bu adam suç işledi mi, işlemedi mi? Tamam, böyle bir soruşturma, bir inceleme istiyorlar. Peki, yukarıdan aşağı gelelim. Soru 1, vekil yeterli değil mi? Çok güzel. Genel görüşme 20 vekil. Meclis araştırması 20 vekil. Genel soru 20 vekil. Soruşturma en ağır. Kaç vekil istemeli? En az 55. Kaç yapar o oran? 10'da 1 değil mi? 500'in 10'da 1'i. En az 55 tane milletvekili diyecek ki biz bu başbakanın soruşturulmasını istiyoruz. Ya da bu bakanın soruşturulmasını istiyoruz. Arkadaşlar yine bir komisyon kurarlar. 15 kişilik bir komisyon. Bunlar gider rapor tutarlar ve raporları meclise sunarlar. Şimdi bir daha oylama yapacağız. Neye oylayacağız? Bu raporlara göre bu bakan bu suçu işlemiş midir acaba? Diyoruz. Oylama yapıyoruz. Az önceki gibi meclisin yarısından fazlası. Evet kardeşim, raporlara göre bu adamlar bu suçu işlemiş gibi duruyor. Diyorlarsa adam ne oluyor biliyor musunuz? Yüce Divan'a sevk ediliyor. Yüce Divan bir mahkeme değil mi? Evet. Anayasa Mahkemesi'nin içinde çalışan bir mahkeme. Yani adam yargılanacak. Gidecek, hesap verecek. Doğru mu? Peki o zaman bir yorum yapalım. Yargılandı. Suçlu bulunma ihtimali var mı? Var. Var. Suçlu bulunursa hapse girme ihtimali var mı? Var. Var. O zaman diyorlar ki meclis soruşturması hapis cezadır değil mi? Evet. O zaman cezai sorumluluk getirir diyor. Önemli bilgidir, dikkat. Meclis soruşturması cezai bir sorumluluk doğurur hapse gidebileceği için. Dönelim buraya. Herifi görevden aldık. Görevden aldık beceriksiz diye. Bir insan beceriksiz diye hapse atılır mı? Hayır. Çok alakasız. En fazla görevini kaybedeceği için buna siyasi sorumluluk getirir derler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Seri bir tekrar yapacağım da kritik bir bilgi daha vereceğim size. Diyelim ki bakan Yüce Divan'a sevk edildi. Yargılanacak. Ne olur? Hükümet düşer. Bakan. Hayır. Bakanlığı düşer arkadaşlar. Onun yerine yeni bakan gelir. Daha kritik bir şey geliyor şimdi. Yüce Divan'a sevk edilen bakan değil de başbakansa hükümet istifa etmiş sayılır diyor da, yani düşer diyeceğiz ona. Tamam? Bakan gidiyorsa bakanlığı düşer. Başbakan gidiyorsa alayı gider. Milletvekili düşmez. Yargılanır, suçlu bulunursa düşer. Tamam? Peki seri bir tekrar. Soru herhangi bir konuda bakandan bilgi istemekti. Birden çok bakana sorulursa başbakan yanıtlayacaktı demiştik. Genel görüşme mecliste bir konu üzerinde tartışma talebidir. 20 tane milletvekili ister. Tartışırlar. Meclis araştırması belli konuda daha detaylı inceleme yapma talebidir. 20 vekil ister. Komisyon kurulur. İnceleme yaparlar. Genel soru hükümete ya da bakana güven azalmasından kaynaklı tekrar bir güven oylamasıdır. Güvensizlik oyları sayılır. 276'yı bulursa hükümet düşer ya da bakan düşer, neyse. Soruşturmaysa 55 vekil ister bu sefer en az. Bakan ya da başbakanın suç işlediği düşünülüyordur. Soruşturma komisyonu açılır. Raporlara göre 276 oy bulunursa o ne olur? Yüce Divan.